Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ve etvahi ecmain. Kıymetli kardeşlerim 11 Ramazan'dayız ve Medine'nin sokaklarındayız. Tabir caiz ise eğer 14 asır sonra bile olsa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cihana bıraktığı o güzel izleri takip etme noktasında bir gayret içerisindeyiz birbirimize dua edelim. Allah son nefesimize kadar da bizi bu gayretten ayırmasın. Geçen derslerimizde, sohbetlerimizde fark ettiniz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam özellikle sahur konusunda, sahurun bereketi konusunda ciddi bir biçimde bu noktada bazı mesajları sahabenin dünyasına dolayısıyla bizlerin dünyasına bırakmak istedi. Sahur ve o sahurun vakti olan seher gerçekten bereketli vakitlerdi bu bereketten istifade etsinler diye sahabe kiram efendilerimize ara ara Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka uyarılarda da bulunurdu. O güzel vaktin bereketinin ne olduğunu geçen söyledik bir daha hatırlamakta fayda var. Diyelim ki sahur vaktindeki o bereket az olan yemeğin çoğalmasıdır. Oradaki bereket o yemeğin şifaya vesile olmasıdır oradaki bereket o yemeğin insanın bedeninde yiyenin, yiyende bir kuvvete dönüşmesidir ve başka şeyler de var yani bereket öyle çok da bir iki cümleyle ifade edilecek bir şey değil. Ama bir bereket daha vardı ki onu gözden kaçırmamak lazım. Gecenin ve gecenin içerisindeki o güzel zamanın değer ve kıymetini fark etmek. Aslında sahurda böyle de bir şey var geceyi imana imanı geceye şahit kılmak ve gece gibi bir nimetin farkına varmak o nimeti ihya etme adına da bazı şeyleri biraz daha değerlendirme noktasında gayret ve çabada bulunmak. Şimdi biz o Ramazan gecelerinin ve diğer gecelerin yani bütün senenin geceleri için de geçerli ama özellikle şu anda Ramazan'ı konuştuğumuz için Ramazan gecelerinin sahurla birlikte en önemli vaktinin seher vakti olduğunu biliyoruz. Peki seher vakti ne? Tan yerinin ağarmasından biraz önceki vakit, zaman yani şafağın sökmeye yüz tuttuğu vakit. Yani bugün takvimlerimizde imsak diye geçen o zamanı hatırlayın. İmsak vakti ile birlikte aslında seher bitmiş oluyor. Artık yepyeni bir zaman başlamış oluyor. Dolayısıyla tarihler takvimlerde imsak vakti diye belirlenen o zamandan yarım saat öncesi 45 dakika öncesi hadislerde gecenin üçte ikisi diye isimlendirilen üçte biri diye isimlendirilen ve gerçekten duaların isticap gördüğü duaların bereketlendiği ibadetlerin farklı bir değer ve anlam ihtiva ettiği zaman dilimleridir. O zaman dilimlerine karşı da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli işte bizleri uyarılara götürür ki oradan gafil olmayalım. O zamanı geçirme adına elimizden geleni yapalım. Şimdi biz genel anlamda söylenenlerden şunu çıkarabiliyoruz. Gecenin zirvesidir aslında seher vakti. Ve biz Kur'an'dan da hadislerden de bu seher vaktinin ihyasına ait çok önemli mesajlar okuyoruz. O mesajların hepsine burada değinmemiz mümkün değil ama özellikle Kur'an'dan çıkardığımız bazı mesajları ve hadislerden çıkardığımız bazı mesajları burada bir Ramazan gününde hem de Ramazan'ın 11. gününde artık yavaş yavaş ortasına yürüdüğümüz şu günlerde anmamızda fayda var. Çünkü bilmiyoruz öncesi nasıl geçti ama en azından bugün belli şeylerin farkına varırsak inşallah bundan sonrasını ihya etme adına biraz daha gayret içerisinde olabiliriz. Bakın benim güzel kardeşlerim inanın ki kaç tane ayet üzerinden biz seher vaktini ve seher vaktinin ihyasına ait mesajları Kur'an'dan çıkarırız. Ama ben sadece iki ayet grubu üzerinden beş mesajı hızlıca size vermek istiyorum. Bakın mesajlar şunlar. Seher vakti teheccüd vaktidir. Teheccüd vakti tefekkür vaktidir. Tefekkür vakti secde vaktidir. Secde vakti tesbih vaktidir. Tesbih vakti ruhanileşme vaktidir. Biz Kur'an'dan iki grup ayetten bunları çıkarabiliriz. Seher vakti teheccüd vaktidir. Teheccüd vakti tefekkür vaktidir. Müzzemmil suresinin ilk 8 ayetini okuduğunuzda bu mesajlarla beraber aslında teheccüd ve teheccüdle birlikte bize söylenen tefekkürün ne olduğunu ve bunların aslında seher vaktinde ne kadar kıymetli birer hazine olduğunu görebiliyorsunuz. Tefekkür vakti secde vaktidir. Secde vakti tesbih vaktidir. Tesbih vakti ruhanileşme vaktidir. Sözlerini de mesajlarını da İnsan suresinin 26 ve 27. ayetlerinden çıkarıyoruz. O ayetlerde Rabbimiz ne diyor? Gecenin bir bir kısmında ona secde et. Gecenin uzun bir bölümünde de ona tesbih et. Şu insanlar çar çabuk geçen dünyayı seviyor, istiyor ve tercih ediyorlar da önlerindeki çetin bir günü yani o hesap gününü, o ahiret gününü ihmal ediyorlar. Ruhanileşme size aslında ahiret öncelikli bir hayat yaşatıyor. Bu ruhanileşmenin de elde edilebileceği en önemli imkanlardan bir tanesinin işte biz seher vaktindeki teheccüden ve tesbihten geçtiğini görüyoruz. Biliyorsunuz o vakitlerde özellikle bizden istenen istiğfardır. İstiğfarın çoğalması eskara zikirleri dile getirirken arınmış bir dille, kalple, zihinle bu işlerin yapılması noktasında güzel bir imkandır aslında. İnşallah hepimiz burada söylenen mesajları almış oluruz. Şimdi gelelim hadislere. Eğer bir mesele Kur'an'da bir şekilde yer almışsa biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam Efendimizin beyanlarıdır hadisler. O hadislerde daha farklı bir biçimde yer alır. Biz de seher vaktinin hem değer ve kıymetini hem o vakitlerde nasıl ihya edileceğini ihya edildiği zaman neler kazanılacağını, ihmal edildiği zaman neler kaybedileceğini ve daha nice meseleyi hadislerde öğreniyoruz. Ben hadislerden de size o maddeyi biraz hızlıca vermek istiyorum. Bakın biz hadislerden şu hakikati en başta öğreniyoruz. Seher vakti salih kimselerin dört elle sarıldıkları bir vakittir. Bu vakit öyle bir vakit ki benim güzel kardeşlerim eğer insan daha sonra kendi reklamını yapmazsa ki akıllı bir insan asla bunu yapmaz sıfır riyadır. Seher vakti riyanın girmediği bir alandır. Çünkü hiç kimse yok siz varsınız Rabbinizle baş başasınız sıfır riya oluşan bir zeminde halinizi Rabbiniz, Rabbinize arz ediyorsunuz. Dualarınızı halinizi neyse artık niyazlarınızı dile getiriyorsunuz. Dolayısıyla salihlerin en büyük azı olması da buradan. Çünkü salihleri salih kılan en önemli özellik nedir? Yaptıkları her işi ihlas üzere yapmalarıdır. İhlas üzere yaptıkları için riya adına hiçbir şey orada bulunmaz. İkincisi seher vakti Allah'a yakın olmanın en büyük imkanıdır. Rabbimiz bize yakın ama biz süreç içerisinde ne yazık ki uzaklaşıyoruz. İşte seher vaktini ihya edersek yeniden o yakınlaşmanın yol ve yöntemini bulmuş oluyoruz. Üçüncüsü seher vakti kötülüklere kefaret günahlara karşı kalkandır. Bakın bu üç tane temel mesajı biz Ebu İmame'nin bize naklettiği ve Tirmizi'nin davet bölümünde geçen hadisten okuyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki aman geceye kalkmaya dikkat edin. Çünkü o sizden önceki salih kimselerin adetidir, sünnetidir. Yine o Rabbinize yakınlık, kötülüklere kefaret yani onların örtünmesine, yok olmasına sebep ve günahlardan alıkoyan bir bir güzel vesiledir. Allah Resulü bunu söylüyor ve biz o söylenmiş bir hadisin üzerinden bu üç mesajı çıkarıyoruz. Dördüncüsü seher vakti duaların icabet göreceği bir zaman dilimidir. Kaç hadiste bunu zaten okuyoruz ki şimdi bir tanesini yine okuyacağım. Beşincisi de seher vakti bir gece değil her gece devam eden bir hazinedir. Yani senenin bir gecesinde ya da sadece Ramazan gecelerinde olan bir şey değil her gece olan bir şey bu iki tane söylediğim mesajı da Cabir radıyallahu anh'unun naklettiği ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o kutlu sözlerini çok farklı bir boyutta okuduğumuz temel hadis kitaplarımızdan biri olan Müslim'de okuyoruz bu hadisi. Buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gecede bir saat vardır ki Allah'tan dünya ve ahiretle alakalı bir hayır talep eden bir Müslüman o saate rastlarsa yani o saati ihya ederken bazı şeyler olursa Allah istediği şeyi ona mutlaka verir icabettir çünkü bu saat her gecede vardır. Yani sadece dediğim gibi Ramazan gecelerine mahsus bir durum değil. Altıncısı seher vakti büyük müjdelere ve büyük mükafatlara mazhar olma anıdır. Buhari'de, Müslim'de ve başka hadis kitaplarında Ebu Hureyre'den okuduğumuz hadis de burada söylenen o mesajın aslında dayanağı. Ne diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Her gece Rabbimiz gecenin son üçte biri kalınca kim bana dua ediyor ona icabet edeyim ki benden bir şey istiyor ona vereyim. Kim bana istiğfar ediyor onu mahfiret edeyim buyuruyor. Ne zaman? Seher vaktinde. Onun için seher vaktinin böyle özel bir aslında daveti ve böyle özel bir icabeti var. Yedincisi seher vakti Farzlardan sonra en faziletli namazların kılınacağı bir namazdır. Yine Müslüm'den okuyoruz. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz gece namazıdır diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sekizincisi seher vakti ihyası ile Rabbimizi çok hoşnut eden bir zaman aralığıdır. Eğer o zaman iyi ihya edilirse Allah onu ihya edenden hoşnut oluyor. Ve o zamana farklı bir bereket ihsan ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu da Tirmizi'nin fedail Kur'an babında geçen bir hadisinde bize şöyle beyan buyuruyor. Allah geceleyin iki rekat namaz kılan bir kulun Kur'an okuyuşu oluyor biliyorsunuz o namazda. Dinlediği kadar hiçbir şey dinlemez. Bundan hoşnut olur yani. Allah'ın rahmeti namazda olduğu müddetçe kulun başı üzerine saçılır. Kullar namazda Kur'an okudukları andaki kadar hiçbir zaman Allah'a yaklaşmış olmazlar. Müjdelerin büyüklüğü üzerinde inanın ki çok farklı bir biçimde durulabilir. Söylenen her bir söz, her bir müjde başka başka yerlere bizi götürür ama biz biraz buraları mecburen hızlı geçmek durumundayız. Dokuzuncusu seher vakti ihya edene yarın hak divanında lehte konuşacak bir şahittir. Şahit oluyor zaman her zaman öyle ama o vakit biraz daha farklı olduğu için o vakit dile gelecek yarın hesap defterleri açıldığında evet Rabbim diyecek. Herkes uykudayken o kalktı ve saatlerce sana halini arz etti. Gözünden yaş akıttı. Kalbi ürpermiş bir vaziyette dua etti. Rabbimiz biliyor bunları zaten. Ama gece dile gelecek. Zaman dile gelecek ve zaman onu ihya edenin lehine şahitlik edecek ve bunu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem farklı hadislerde bize söyleyecek. Sonuncusu da şu benim güzel kardeşlerim seher vakti ihyası ile gündüzleri de bereketlendiren bir değerdir. İnanın insanın gündüzünün, hayatının kıymet kazanmasının en önemli yolu gecesini nasıl ihya ettiğidir. Hele o gecenin zirvesi sayılan seher vaktini iyi ihya eden Allah'ın istediği gibi Resul'ün gösterdiği gibi ihya eden birisi farklı bir biçimde bir berekete nail olacaktır. Uyku dediğiniz o hayatın vazgeçilmez ihtiyacını yine bir şekliyle Allah Resulü'nden öğrendiği gibi fasılalı uyuyan hem kaliteli uykuyu elde etmiş olacak, hem daha zinde bir şekilde bu noktada hayatta yerini alacak, hem de gece o ikrama karşılık Allah'ın gündüzünde başka ikramlarına mazhar olmuş olacak. Onun için biz bununla da alakalı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den birçok hadis okuyoruz. İlgili kardeşlerim o hadisleri ve daha işin detaylarını bu noktada görmüş olurlar. Şimdi benim güzel kardeşlerim bakın 11 Ramazan'dayız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in izini takip ediyoruz. Şimdi Resulullah bunları söyledi ya. Bunları çok farklı boyutuyla yaptı zaten. Kendisinin o seher vakitlerini nasıl değerlendirdiğini de bugün birçok hadiste okuyoruz. Ama Allah Resulü bir şeyi merak ediyor. Merak ettiği şey ne biliyor musunuz? Acaba benim ashabım, arkadaşlarım bu vakitleri iyi değerlendiriyorlar mı? Bu vakitlerin güzelliğinden, rahmetinden istifade ediyorlar mı? Benim bu söylediklerim onların dünyasında nasıl karşılık buluyor? Allah Resulü'nde böyle bir merak uyanıyor ve bu merakın neticesinde de özellikle Ramazan gecelerinde yanına bazen Enes'i bazen bir başka sahabi efendimizi bazen birkaç kişiyi alarak tabir caiz mi bilmiyorum bu ifadeyi kullanmayı Medine'yi teftişe çıkıyor yani bakalım neler var diye. Şimdi biz 11 Ramazan'dayız ben ve Allah Resulü'nün bu noktadaki 3 tane hatırasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan gecelerinin ihyası adına özellikle seher vaktinin ihyası adına neleri görmek istiyor? Gördüğü zaman nasıl bir ruh haline kapılıyor? O gördüğü iyi manzaralar Allah Resulü'nü nasıl farklı bir biçimde hoşnut ediyor ve onu yapanlara karşı aleyhissalatü vesselam Efendimizin tavrı ne oluyor? Ya da bu noktada başka müjdeler varsa bu müjdeler neler oluyor? Bunları görme adına üç tane tabloyu şimdi size aktarmak istiyorum. Üçünün de şahidi Enes bin Malik'tir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Medine günlerinde hep Resulullah'ın yanındadır biliyorsunuz. Enes bir kamera gibi Resulullah'la beraber yürür orada oldu, şahit olduklarını kaydeder kendinden sonrakileri aktarır ve biz şu anda Enes'in aktarımlarının üzerinden sanki bir kameradan bir filmi izley izliyormuşuz gibi Enes'le beraber şahit olunan o güzelliklere şahit olmaya çalışıyoruz. Allah hakkıyla istifade edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Şimdi almış Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Enes bin Malik'i yanına Medine'nin sokaklarına çıkıyorlar. Allah Resulü biliyor aslında biliyor ama Yine de bir şekliyle bu manada bazı şeyleri görmek, şahit olmak için Enes o anda Enes'in gözleri de Resulullah'ın üzerinde böylelikle Medine'nin sokaklarında yürürlerken Enes o anları bize şöyle anlatıyor. Bir gece çıktık diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de. O gün Medine'den çoğu evden arı vızıltısı gibi Kur'an sesleri geliyordu. Hatırlarsanız bu tasviri ben de size geçmiş derslerde yaptım. Mescid-i Nebevi'de o teravihler münferiden şey yapıldığında işte kılındığında dışarıdan duyan bir insan böyle sanki Mescid-i Nebevi'nin içerisinde binlerce arı varmış gibi arı uğultusu duyuyorlardı. Şimdi de Allah Resulü gece vakti Medine sokaklarında yanında Enes var. Enes o anları tasvir ederken Medine'nin evlerinden... Ara vızıltıları gibi Kur'an sesleri geliyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o sesleri duyduğunda öyle seviniyor, öyle seviniyordu ki bir anda gözleri ışıl ışıl oluyordu diyor Enes. Ve ben o anlarda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bakıyordum. Dudakları kıpır kıpırdı. Çok iyi biliyorum ki diyor Enes, Allah Resulü o anda o Kur'an üzerinde meşgul olan yani seher vakitlerini ihya edenler için dua ediyordu. Bu nasıl bir güzel tablodur Allah aşkına. Enes'in aktardığı anlattığı bu tabloyu asr-ı saadete sıkışmış tablo olarak anlamayın ne olur. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o mübarek dudaklarından dualar dökülüyorsa o dua şahsa yapılmış bir dua değil amele yapılmış bir duadır. Her kim o ameli halen yapıyorsa nebevi dua onun da arkasındadır. Allah Resulü onun için de dua etmektedir. Ne olur bunu böyle bilelim ki biz de o duaya nail olmak için bu seher vakitlerini ihya konusunda biraz daha hassas olmuş olalım. İkincisini dinliyoruz ikinci tabloyu yine bize aktaran Enes bin Malik'tir. Diyor ki Ramazan ayındayız ve bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Medine sokaklarında dolaşıyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o sokakları dolaşırken bakıyor. Hangi evde ışık yanıyorsa Resulullah'ın gözleri de ışıl ışıl oluyor. Seviniyor. Işıklı evler Allah Resulünü sevindiriyor. Aslında biliyor efendimiz o evlerde ışığın niçin yandığını ama Enes diyor ki bilmesine rağmen bana sordu. Dedi ki Enes bu ışıklar niye yanıyor? Ben de dedim ki ya Resulallah Medineliler sahur yapmak için hazırlık yapıyorlar. O anda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir dua etti. Allah'ım ümmetimin sahurunu bereketli kıl. Sadece bu bereket duasının sofralarla alakadar olmadığını anlamak durumundayız. O anda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi sevindiren şeyinde ne olduğunu iyice fark etmek durumundayız. Ne olur anlayabilmemiz için burada bir daha söylemek istiyorum. Hangi evin ışığı gece yanıyorsa hayır adına elbette o ışıklar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüreğini de aydınlatan bir güzel amele dönüşüyor. Peki tersini anlayabiliyor muyuz biz bunun? Hangi ev geceye mahkum olmuş, karanlığa mahkum olmuş, hareket yok, sadece horuldama sesleri geliyorsa e, o seslerde o halde Allah Resulü'nü ne hale sokar? Bugün yaşadığımız şu topraklarda, şu memlekette, şu güzel memlekette Ramazanda bile sabahında sabah namazında imsak vaktinde şöyle bir perdeleri kaldırıp etrafımıza bir bakmak durumundayız. Hangi ışıklar yanıyor? Hangi ışıklar yanmıyor? Hangi evde Ramazan'ın bereketi var? Ramazan'ın heyecanı var? Hangi evde yok? O evde Ramazan'ın bereketi olanlara dua etme sorumluluğumuz var. Evlerinde Ramazan'ın bereketi olmayan evlere de hidayet adına yine dua dua yakarma zorunluluğumuz ve o insanların elinden tutma sorumluluğumuz. O insanlara bu güzelliği tattırma sorumluluğumuz var. Ne olur buradan bunları anlamış olalım. Şimdi gelelim üçüncü tabloya. Çok farklı bir tablo aktaracağım şimdi sizlere. i̇bn Hacer'in o meşhur kitabı sahabeyi bize anlattığı meşhur el isabesinden İbnül Esir'in Üstül Gabesi'nden okuyoruz bu rivayeti. O rivayetin kahramanı da çok iyi tanımadığımız birisi ama bu vesileyle biraz olsun tanımaya nasip olacağız. Tanımaya inşallah muvaffak olacağız. Şimdi yine Enes aktarıyor bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine bir gece Medine sokaklarında dolaşıyor. Evleri dolaşırken evlere böyle bir bakarken bir evin kenarlarından üstlerinden Nurlar böyle o evi sardığını gördü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Biraz o eve doğru yaklaştı. Yaklaştıkça o nurdan halkanın melekler tarafından oluşturulduğunu gördü. Öyle ki böyle evin içerisinden süzülüyor, semaya doğru çıkıyor o nurlar. Allah Resulü de o nura doğru yürüdü, yürüdü. Evin önüne geldiğinde evin kapısının açık olduğunu gördü. Evin içerisine girdi. Biraz adımlarını evin içerisine doğru attığında birinin namazda olduğunu ve namazda olan o insanın da üstünden o nurların böyle evin dört bir tarafını kapladığını gördü. Çok hayran oldu efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o manzaraya ve efendimiz hiçbir şey söylemedi. Enes diyor ki o namaz kılan şahıs bizim içeriye girdiğimizi fark edince biraz namazını hızlandırdı selam verdi döndü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi karşısında görünce inanılmaz derecede sevindi Efendimiz aleyhissalatü vesselam da o şahsı çok iyi tanımıyordu o da karşısında o şahsı görünce onunla biraz tanışmak için sorular sormak istedi dedi ki sen kimsin şahıs dedi ki ben falanca kabilenin kölesiyim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki senin ismin ne o şahıs dedi ki benim ismim Yaser el Huffaf. Bakın bu ismi hiç unutmayın. Ne kadar güzel bir şeye şahit olacağız. Yaser el Huffaf. Ne iş yapıyorsun diye sordu sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Yaser dedi ki nalbantım nal yani hayvanlara nal çakıyorum. Allah Resulü hiçbir şey söylemedi. Tebessüm etti. Halinden memnun olduğu her şekliyle belli oluyordu. Vedalaştık oradan çıktık geldik. Ertesi sabah diyor Enes Allah Resulü Yaser'in peşine düştü. Hemen haber gönderdi komşularına onlardan birkaç kişiyi çağırdı. O falanca kabilenin kölesiyim dedi ya o falanca kabileyi de buldurdu. Ve Efendimiz Yaser hakkında biraz bilgi toplamaya çalıştı. Şu insanlarda merak ettiler dediler ki ya Resulallah niye o şahsı o kadar merak ettiniz? Niye onunla bu kadar ilgilendiniz? aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e anlattı dedi ki gece ben onun evinin etrafından geçiyordum meleklerin o evi böyle sarmaladığını gördüm ve meleklerin çıkardığı o nurlar arş-ı alaya kadar uzanıyordu böyle güzel bir biçimde meleklerin refakatinde ibadet eden o şahıs benim dikkatimi çekti ben de istiyorum ki o şahıs hakkında biraz fazlaca bilgi alayım Netice itibariyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bilgileri aldıktan sonra o Yaseri'nin kölesi olduğu aileye gitti ve o şahısa parayı vererek Yaser'i azat etti. Yaser bu şekliyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından azat edilmiş birisi oldu. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam ara ara yine onun evine böyle ziyaretlerde bulunuyordu. Yine bir gece Medine'nin sokaklarını dolaşıp o evlere ait hatıralara şahit olduktan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yaser'in evinin önünden de geçti. Baktı ki melekler yok. onurlar yok. Nurlar kaybolmuş. Meraklandı acaba ne oldu diye. Yaser'in evine doğru yürüdü. Yine evin kapısı açıktı. içeriye girdi Yaser'in bulunduğu yere. Bir baktı ki Yaser namazın üzerinde ruhunu Rahman'a teslim etmiş onun dünyadaki hayatı bitince meleklerin de nuru kesilmiş. Çünkü o nur nereden geldiği belli. Seher vakitlerinin ihyası adına Allah'ın verdiği bir müjdenin aslında tahakkuk etmesidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yaser'in o halde vefat ettiğini görünce tam böyle geri döneceği bir anda Cibril-i Emin orada hemen belirdi. Cebrail aleyhisselam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki ya Resulallah onun guslünün işini biz bitirdik. Siz onu kefenleyin ve öylece onu defnedin. Guslünü meleklerin aldırdığı bir sahabiden bahsediyoruz. Benim güzel kardeşlerim hepinizin aklına geldi muhakkak. Meleklerin gusül aldırdığı bir sahabiyi biz biliyoruz Uhud'un meydanında. O kim? Hazreti Hanzala. Şimdi savaş meydanında değil evde ruhunu Rahman'a teslim eden bir sahabeyi görüyoruz. Yaseri onu da melekler guslettirmiş. Allah Resulüne de diyor ki kefenlemeyi siz yapın ve öylece defnedin. ve Selam Efendimiz o anda iki duyguyu bir arada yaşıyor. Bir taraftan seviniyor böyle ümmetinden birisinin bu kadar büyük bir mükafata mazhar olmasına e bir taraftan da üzülüyor. Biz kaçırdık diyor. Yaser'i kaçırdık. Yaser gibi birini biz yıkayacaktık ama onu melekler yıkadı diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üzülüyor. Ve bunu sahabeye anlatıyor sonra sallallahu aleyhi ve sellem. Anlatıyor ki bakın görün Yaser'in nasıl bir kodum elde ettiğini iyice fark edin. Siz de bu noktada gayret içerisinde olun. İnşallah hepimiz Ramazan'ın şu gecelerinde bu manadaki mesajlarla birlikte seher vakitlerinin ihyası adına bir gayret içerisinde oluruz da meleklerin yıkadığı sahabi diye tarihe giren geçen ikinci sahabi olan Yaser gibi böyle bir şerefe nail olma noktasında belki o şerefin bizatihi aynısına nail olmak bize nasip olmayacak ama en azından onun ikram noktasında elde ettiklerinin ne kadar önemli olduğunu bilerek bu noktada bazı şeyleri elde etmenin gayret ve mücadelesini vermek. Allah hepimize bunu nasip eylesin. Şimdi benim güzel kardeşlerim bakın Ramazan'ın 11. günündeyiz. Bilmiyorum 10 gün nasıl geçti 11. gün. E bilemiyorum bundan sonraki 20 gün kalan 19 gün nasıl geçecek. Ama ben burada en başta kendi nefsimi sonra da sizi bir şeye davet etmek istiyorum. İnanın Ramazan insana çok şey kazandırtır çok şey saatlerce konuşabiliriz ki bu dersler boyunca bir miktarını konuştuk. İlerleyen günlerde yeniden konuşacağız. Çok şey kazandırtır da en önemli kazandırttığı şeylerden bir tanesi inanın ki eğer iyice ihya eder de gecenin farkına varırsak teheccüd gibi bir büyük nimete alışabiliriz biz. 30 gün Ramazan bir 10 gün daha ekleseniz 40 gün bir ibadeti 40 gün boyunca yapan bir insan ona artık alışkanlık kesbeder. Onu artık hayatının bir parçası kılabilir. Eğer biz ilk 10 günde yapmadıksa önümüzde 20 gün var. Hadi bugünden itibaren yapalım dediğimizde bir 20 günde Ramazan'dan sonra eklediğimizde yine 40 gün yapmış olacağız. Allah'ın izniyle hayatımıza bir şekliyle geçmiş olacak. Ama ben burada siz kardeşlerime bir hakikati de hatırlatmak istiyorum. Eğer teheccüdü kaliteli ve Resulullah'ın bize öğrettiği kıvamda yapmak istiyorsak ihya etmek istiyorsak eda etmek istiyorsak şu beş şeyi yapmak zorundayız. Bunları yapmazsak teheccüdün sadece, de, sadece dedikodusunu yaparız. Seher vakitlerinin sadece dedikodularını yaparız. Bu beş şeyi yaptığımız zaman ancak teheccüd dediğimiz şey kaliteli ve kıvamında bizlerin hayatına girebilir. Nedir o beş şey? Sünnet üzere yeme içme ahlakı. Sünnet üzere bir uyku ahlakı. Sünnet üzere bir dil terbiyesi, sünnet üzere bir göz ve kulak talimi, sünnet üzere bir kalp ve ruh teskiyesi. Bu beş şey yoksa inanın ki teheccüd olmaz. Ha, aşka gelirsiniz birkaç gün belki yaparsınız ama istikrar kazanılmaz. İstikrar olabilmesi için bunların olması lazım. Yeme içme meselesi şimdi Ramazan'larda terbiye edilmesi gereken en önemli alanlardan bir tanesi budur biliyorsunuz. Sünnet üzere değilse mesela tıka basa yediniz uykudan 3-4 saat öncesinden bırakmadınız bu işi uyurken bile iyice yediniz mesela öylece girdiniz yatağa bu noktada bazı şeyleri gözetmediniz hangi teheccüden bahsedebilirsiniz Allah aşkına e uyku meselesi vücudun en önemli ihtiyacı biliyorsunuz insan açlığa bile biraz dayanabilir bu noktada bazı şeyler biraz farklı bir boyuta gelebilir ama insan uykusuzluğa dayanamaz Mesela uykusuzluktan dolayı biliyorsunuz birçok trafik kazası oluyor. Açlıktan dolayı kimsenin kaza yaptığı yok. Çünkü beden belli. Dayanma kapasitesi belli. Bunun bir terbiye ile olması lazım. En güzel terbiyeyi de işte Allah Resulü sünnetinde bize veriyor. Eğer biz, biz uykularımızı sünnetle terbiye etmezsek inanın ki teheccüd diye bir şeyi asla yapamayız. Yine aynı şekilde dil terbiyesi. Bu dil baş belasıdır biliyorsunuz eğer ayarı iyice ayarlanmasa insanlar dillerinin yüzünden ya cennete ya cehenneme gidecekler. Bu onun için bu kadar büyük bir imtihan. Ney alakası var teheccütle? Konuştuğunuz şeyler eğer yanlış şeylerse Allah'ın hoşnut olmayacağı şeyler konuşuyorsanız onlar sizin uykularınıza dolayısıyla teheccütlerinize de etki edecektir. Yine aynı şekilde göz ve kulak talimi gördüğünüz şeyler işittiğiniz şeyler bunlardan bir talim yoksa bir eğitim yoksa belli şeyleri gözetmiyorsanız sünnet üzere bunları yapmıyorsanız yine inanın ki teheccüd adına bir şeylerin oluşabilmesi mümkün değildir. En sonuncusu da sünnet üzere bir kalp ve ruh teskiyesi. Eğer bu olursa bir arınma olursa hayatlar onunla arınır Allah'ın izniyle. Onun için gelin şu iftar vaktine adım adım yaklaştığımız anda bu beş şeyi kazanmak için Rabbimize ellerimizi açıp dua edelim. Allah'ım ne olur bizlere sünnet üzere bir yeme içme ahlakını bir terbiyesini kazanabilmeyi nasip eyle. Şu Ramazan şu Ramazan en başta buna vesile olsun ya Rabbi. Yediklerimiz içtiklerimiz en başta helal tayyip şeyler olsun. Yine bunlar Allah Resulü'nün bize öğrettiği şekliyle olsun ki Bedenlerimiz, yediklerimizle sıhhat, afiyet, selamet bulsun. Onlar da daha farklı bir biçimde sana kulluk adına bu bedeni kullanmamıza vesile olsun. Ya Rabbel Alemin ve ya Ekremel Ekremin. Birçoğumuzun büyük bir imtihanı var bu uykuyla. Allah'ım sünnet üzere uyuyabilmeyi, şu Ramazan hürmetine bizlere nasip eyle. Ahlak kazanmamızı, uyku ahlakı kazanmamızı bizlere nasip et Allah'ım. Ya Rabbel Alemin. وَيَا اَكْرَمَ Dillerimizin ayarları bom, bozulmuş. Dillerimiz ayarsız bir hale gelmiş. Konuşmamamız gereken yerde konuşuyoruz. Susmamız gereken yerde ne yazık ki susamıyoruz. Dilimizden bazen günde kaç kez seni hoşnut etmeyecek şeyler dökülüyor. Ne olur ya Rabbi bize bir dil terbiyesi nasip eyle şu aziz ve mübarek günlerde. Şu Ramazan'da indireceğin hayırlar hürmetine, Bizim dillerimize de ya hayır konuş ya sus diyebilecek bir hali kazanabilmemizi nasip eyle ya Rabbel Alemin ve ya Ekremel Ekremin. Etraf, sokaklar, caddeler, ekranlar her taraf ne yazık ki fıska, fucura, münkerata mahkum olmuş bir vaziyette. Sokaklarda yürüyemiyorsunuz başınızı kaldır kaldırarak. Böyle bir haldeyiz Allah'ım. Onun için gözlerimizin ayarları bozuluyor kulaklarımızın ayarları bozuluyor. Her türlü şeye rağmen bize yardım et Allah'ım. Yardım et ki şu zor zamanlarda gözümüzün tesettürünü de kulağımızın tesettürünü de senin bizden istediğin gibi yerine getirebilelim Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin senden şu güzel günler hatırına bir kalp ve ruh teskiyesi istiyoruz. Arındır bizleri Allah'ım. Arındır ki Hazreti Osman'ın dediği gibi senin aziz kitabını okumaya doymayalım. Arındır ki arınmış insanlar olarak arındırabilelim. Kirlere mahkum olmuş olan insanlar ne kadar el uzatabilir bir başkalarına? Bizi arındır ki biz şu kirlenen dünyayı arındıralım Allah'ım. Bizi arındır ki şu kirlere mahkum olan insanlığa bir şeyler sunabilelim Allah'ım. İslam'ın en büyük şeyinin arındırmak olduğunu söyleyelim ve nefsini arındıranın kurtulacağına dair o müjdeye hepimiz nail olmuş olalım Allah'ım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.